Ay vallahi harikasınız. Demek hasta bakıcıları müdür Dilaver'i hastaneye götürmemeleri için ikna edebildiniz ha? Tabii ki hayatım. Muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına kim karşı koyabilir ki? Benim de az yardımım olmadı tabii ki. Ay olmaz olur mu Melda? Ben adamları bakışlarımla böyle büyülerken sen en azından aramızdan geçmedin. Selda! Ya tamam neyse. Böylece müdür Dilaver de kazasız belasız kurtulmuş oldu. Tabii Ferit de Dilaver'i yakalayamadığına göre böylece sorun da hallolmuş oldu. Hayır. Senin sorumsuzca Oto Ferit'e gidip sırf Tuğçe ile yarışacağım diye 1200 ay taksitle aldığın o geveze araba yüzünden başımız beladan kurtulmuyor. Tamam. Söz veriyorum yarın o arabayı geri vereceğim. Geri veremezsin. Oto Ferit'teki yazıyı okumadın galiba. Satılan mal geri alınmaz. Hı, yapma ya. Ya o kadar çok yazı vardı ki benim böyle gözümden kaçıvermiş. Başka yöntemi yok mu bunun? Hayır. Belki bir yolu var. Muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına muhtaç kaldınız ha. Unutma Selda, iki tane görevim var. Birincisi Ferit'i Dilaver'in peşine düşmekten vazgeçirmek. İkincisi o konuşan arabayı geri almasını sağlamak. Tamam. Ve de söyle o Ferit'e bir daha bize konuşan eşya falan satmaya kalkışmasın. Bak hem o aldığın spor aletinden hem bu konuşan arabadan başımız yeteri kadar belaya girdi. Tamam tut sen şunu. Sen hiç merak etme. Ben o büyülü gözlerimi Ferit'in gözlerinin içine bakacağım ve Ferit... Dilaver'in peşini bırak ve bir daha da bize konuşan eşya falan satma diyeceğim. Mesela hallolacak. İnşallah. Allah maşallah Selda Hanımcığım. Süslenmişsin, püslenmişsin. Böyle süspüs karşıma geçip oturmuşsun. Seni espri makinesi seni. Bırak şimdi bu lafları sana da gel Selda. Daha işim gücüm var. Gidip o Dilaver'i haritadan sileceğim. Sonra silgiyi yapacağım. Daha çok sürteceğim. Bu sefer haritayı da sileceğim. Aa, yazık değil mi Dilo Can'a? Can deme. Tükenecek o, bitecek. Canı çıksın onun. Sırf Dilo kalacak geriye. Feri. Canım. Selda. Melih. Gözlerimin içine bak. Bakıyorum ruhum. Bırak şu Dilo Can'ı. Benim için, hatırım için. Oh, geçmişte kalan küçücük ve anlamsız bir detay sadece. Benim için. Bir tek sen varsın. Selda. Feri. Ayşegül'ün satın aldığı o konuşan araba var ya. Onu geri alırsın değil mi? Maalesef Canikom bak. Çok rica etsem. Emrin olur. Ay Ferit çok teşekkür ederim. Sakın yanlış anlama. Ben çok memnunum arabadan. Ama Melda tutturdu. Bu eve Ferit'in sattığı konuşan hiçbir şey girmeyecek diye. Sinirlenme canım, sinirlenme. Sinirlenmiyorum hayatım. Bak ne diyeceğim. Geçen gün sineme geldim, oturduğum koltuklar çok rahatsızdı. Eskimiş onlar. Şunları beğendiysen size göndereyim, olur mu? Ha? Hazır indirimdeyken... kredi kartına 360 taksit... ha? Hem de peşin fiyatına. Ne dersin? Of, of. Yine ne var? Hiç. Of, of. Aman. Duman, bak. Yine Safi Nur'a olan 340 milyon YTL'lik nafaka borcum aklıma geldi diye lafa başlayıp sonra da dünyayı ele geçirmemde lütfen bana yardım et diye bitirme. O zaman bari pencereyi aç, çıkıp bir hava alayım ya. Hele bir Nisan gelsin. Of of, bitmez benim çilem, bitmez.
Selda, ne oldu, hallettin mi? Hallettim tabii ki. Ferit benim büyülü bakışlarımın cazibesine kapıldı ve her istediğimi kabul etti. Oh, nihayet. Aa, ya Melda, ben şimdi diyorum ki bizim şu koltuklar eskidi, onları değiştirsek mi? Saçmalama Selda. Daha yeni aldık. Niye eskisi? Ama böyle karşımıza çok etkileneceğimiz, çok hoşumuza gidecek koltuklar çıkarsa. Ne gibi? Bunlar gibi. Selda, nereden çıktı bunlar? Allah, yeni koltuklar tırmalıyım. Galeri Ferit, bizden alışveriş ettiğiniz için teşekkür eder. Güle güle oturun. Özellikle sen Melda'cığım. Melda hala, Selda hala. Bu akşam Selim ve Ceren bize gelecekler. Bilgi yarışmasına bizim evde hazırlanacağız. Yalnız bizden şüphelenmesinler malum. Evde de bir anormal durum yok inşallah. Yok hayatım, yok. Yalnız içeride çok hoş bir koltuk takımı var. Yine aldım. Hadi çok ya. Hoşuna gidecek. Git bak. Tamam. Bu Ferit kesin bir işler çeviriyor ya. Dur bakalım. Ay Melda, ne kadar fesat bir insansın sen. Her şeyin altında bir şey arıyorsun. Aa. Ayşegül, ne oldu? Bu koltuklar konuşuyor. Yahu, hiç rahat edemedim. Çok rahatsız bu parkeler. Ay, gelir gelmez başladın söylenmeye Eşref. Sen rahatsın tabii orada Şeref Hanım. Üstünde kedi de yok. Aman, sanki kumaşın bulunmaz Hint kumaşı ha. İnanmıyorum sana Selda. Ben sana bu eve kesinlikle konuşan bir eşya girmeyecek demedim mi? Ben nereden bileyim Melda? Ferit gözlerimin içine baktı. Al, al, al dedi. Ben de büyüsüne kapıldım. Aldım işte. Ferit bunu bana inat olsun diye yapmıyorsa benim de adım Melda değil. Demek adınız Melda. Memnun oldum. Benimkisi de Müşerif. Ya ayakta kaldınız. Oturmaz mıydınız? Buyurun. Selim ve Ceren geldi. Tamam, bakın. Ne olur gözünüzü seveyim. Onlar gelince sakın sesinizi çıkarmayın. Tamam mı? Çok yaşa. Al işte. Alerjim tuttu. İyi mi? Vay vay vay. Kediye alerjisi olan bir kanepe. Benden daha acınasın hayatlar da varmış. Eyvah. Ya şimdi saatlerce hapşırır. Çok yaşa. Yok. Yok yok. Benim bunları yok etmem lazım. Gitmiyor bunlar. Çünkü Ferit'ten aldığın bir eşyayı taksitini bitirmeden yok edemezsin ve geri veremezsin. Ne? Çok yaşa. Tamam. Durun. Sakin oluyorum, sakin oluyorum. Şimdi kapıyı açıyorum. Selim'le Ceren'i yukarı çıkartıyorum. Siz burada kalıyorsunuz. Koltuklar hapşırdıkça siz de hapşırıyorsunuz, tamam mı? Benim bir adım var ama küçük hanım. Eşref. Tamam. Eşref hapşırdıkça siz de hapşırıyorsunuz. Ben de hapşırayım mı? Hayır, sen hapşırma. Tamam, hazır mıyız? Tamam. Aa, Selim, Ceren. Bu ne güzel sürpriz. Sürpriz mi? Ayşegül, demin aradı ki hemen arkandan geliyoruz diye. Tamam işte. Ben sizi arkandan bekliyordum. Bir anda önümden çıktınız. Böylece sürpriz olmuş oldu. hadi girsenize içeri. Girin, girin. Gel. Gir. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ay, çok yaşa Selda'cığım. Sağ ol, sen de gör Melda'cığım. Çok yaşa, tekrar çok yaşa Selda'cığım. Sen de tekrar çok gör Melda'cığım. Ayşegül'ün halası çok yaşarken ve öbürü de görürken muhteşem bir poz daha. hadi yukarı, hadi. Ay. Evet, Ferit'in yolları sana gözüktü Selda. Çok yaşa. İnanmıyorum. Aa, konuşuyorlar mıymış? Hem de ikisi birden. Nereden anladınız? Kendi aralarında konuşurlarken duydum. Ne oldu? Melda'nın gözleri yuvalarından fırladı öyle değil mi? Fırladı tabii. İşte böyle fırlatırım ben adamı ben. Ha, neymiş efendim? Ferit eşyaları bu eve giremezmiş. Böyle yedirirler adama lafını işte. Ay, tamam, yedirirsin yedirirsin ama ne olur bize acı. Bu koltukları susturmamız lazım. Yoksa Ayşegül'ün arkadaşlarına rezil olacağız. Vallahi hayatım, bunun iki çaresi var. Hı. Ya koli bandıyla o minderleri bantlayıp yapıştıracaksınız ya da...
Bu papatyaları güzel bir vazoya koyacaksınız. Ondan sonra vazoyu da sehpasıyla beraber koltuklara yakın bir yere iteceksiniz. Ya koltuklar bu kokuyu alınca derhal uyurlar meleğim. Ay tamam tamam. Sen bizi kolibandıyla falan uğraştırma. Görüşürüz. Hadi güle güle. Bu da senin bana Dilaver'i unuttum diye söylediğin yalanlar için Selda Hanımcığım. Hadi canım iyi uykular, tatlı rüyalar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.